Günaydın hocam. Gün 27 Kasım, Cuma, saat 8:37 ve BTT, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersi, birinci dersiniz olacak. Şöyle modülümüzü açalım. Anakarttan devam edeceğiz bugün. Dünkü dersimizde ya da bir önceki dersimizde statik elektriklenmeden bahsettik. Statik elektriklenmenin oluşturabileceği hasarlardan ve zararlardan bahsettik. Buna karşı alabileceğiniz önlemlerden bahsettik. Daha sonra manyetik alandan bahsettik. Manyetik alan insan vücudunda olumsuz sonuçlara sebep olabileceğinden bahsettik. Daha sonra anakarttan bahsettik biraz. Anakartı inceledik. Anakart üzerindeki arka taraftaki portlarından bahsettik. Üzerindeki yerleşimlerden bahsettik. Bu şekilde bakın böyle bir tablomuz vardı. Kuzey Köprüsü'nden ve Güney Köprüsü'nden bahsettik. Kuzey Köprüsü hangi işlemleri yapmakta sorumludur? Güney Köprüsü hangi işlemleri yapmakta sorumludur? Bunlardan bahsettik. Yani yoğun gaz etli chipsetlerinden bahsettik. Bu şekilde bir tablo vardı. Bu tablo önemli. Güney Köprüsü ve Kuzey Köprüsü. Kuzey Köprüsü işlemci bellek, ekran kartı ve PCI-X veri yolunu kontrol ediyordu. USB PCI diski de Güney Köprüsü kontrol ediyordu. Bu şemaya göre burada da açıklamaları var. Chipsetlerin çeşitlerinden bahsettik. Intel, AMD ve işte diğer tiplerden bahsettik. Veri yollarından bahsettik. Veri yolu ne kadar yüksek kapasitede olursa o kadar daha hızlı çalışabileceğinden bahsettik. Anakartın üzerindeki yollardan, fiziksel yollardan bahsettik. Daha sonra slot tiplerinden bahsettik. İSA'nın tarihi eser olduğunu, PCI'nin de aynı şekilde tarihe karıştığını, AGP'nin de tarihe karıştığını, günümüzde PCI-X ve PCI-E diye iki tane olduğundan bahsettik. Zaten önceki dönemlerde genişleme yuvası olarak kullanılan, genişleme yuvasında kullanılan ekran kartı, ses kartı, Ethernet kartının zaten günümüzde anakartta entegre yani onboard olarak geldiğini söylemiştik. Daha sonra şu tablodan biraz bahsettik. Hangisi daha hızlıdır gösteriyor. Port ve konnektörlerden bahsettik. Bakın PS2 artık tarihe karıştı. USB'ler var. USB'lerin de işte 2.0 olanları var, 3.0 olanları var. SPDIF Digital'den bahsettik. SATA-E'den bahsettik. External SATA yani harici SATA'dan bahsettik. Sonra şurada sarı olanlardan bahsettik. Dedik ki bunlar da işte yüksek kapasiteli firmware ve diğer bağlantı tipleridir dedik. Bunlardan yüksek kapasitede veri transferi yapmak için işte örneğin kameralarda kullanılan arayüzlerdir demiştik. Çok da yaygın değil. 15 ve 16 bunlarda Ethernet kartının girişleridir. Şu maviler USB girişleridir. Şunlar da sevgili gençler ses kartının bağlantılarıdır dedik. İşte mavi ses çıkış hoparlör, yeşil ses girişi, AUX yani bilgisayara ses aktarmak için pembe de mikrofon girişidir. Şu diğerleri de işte ekstra girişler ve çıkışlar olabilir. Yani bazı ses kartlarının ikinci çıkışları, ikinci girişleri olabiliyor. Güçlendirici işte çok kanallı olan sesler olabilir. Pardon, ses çıkışları olabilir. Onlar için kullanılıyorlar. Bunlardan da bahsettiğimize göre şöyle aşağı doğru inelim. Bu arada duyuyor musunuz beni? Evet hocam. Duyuyoruz ya.
Uyuyorsunuz. Peki ekran paylaşımı yapmamışım. Uyar Yapmadım. mıydınız hiç? Hocam ben bir arkadaş sordum. Belki benimkinde yoktur diye de. Kadir bana sorunca ben uyuyorum burada. Evet, uyuduğunuzu fark ettim. 10 dakika konuştum. Ekran paylaşımı yapmamışım. Kimse fark etmedi. Uyarmadı daha doğrusu. Fark ettiyse de. Peki. Modülümüzden devam ediyoruz. Şimdi anakart çeşitlerine geldik bugün. Evet, buradayız. Anakart çeşitlerine baktığımızda sevgili gençler, XT, AT, ATX kasalar için olan anakartlar var burada. Bunlar anakartların boyutları ve tipleri, yani fiziksel olarak tiplerinden bahsediyoruz burada. Anakart üreticisinin uyması gereken bazı standartlar vardır. Bu standartlara göre anakart boyutları, üzerindeki portların, soketlerin, slotların, panel bağlantı noktaların ve vidaların yerleri belirlenmiştir. Bu sayede anakartın kasaya montajı ve donanım kartları eklenmesi sırasında sorun yaşanmamaktadır. Anakartların formları, yani şekilleri, boyutları XT, AT, ATX olarak belirtilmiştir. XT anakartlar 8086 ve 8088 mikro işlemciler için üretilmiş olup bu işlemciler üzerine sabit olarak sunulmaktaydı. Bu durumda işlemcinin değiştirilmesi için anakart değiştirmesi gerekiyordu. Bu anakartlarda ek donanımlar birimlerinin 8 bit olması gerekiyordu. Eski bir tip olduğunu buradan anlayabiliyoruz, işlemci tipinden. AT anakartlar 1982 yılında işte ISA, PCI, AGP versiyonlarıyla beraber ortaya çıkmış. ATX anakartlar günümüzde en çok kullanılan ATX ve mikro ATX standartlarıdır özetle. Yani şu üçünü listeledikten sonra XT, AT ve ATX günümüzde hangisi kullanılıyor sorusunun cevabı ATX'tir. ATX'in bir de mikro olanı var. Mikro ATX'tir. Bunun daha fazla detayına girmeye gerek yok. Şöyle biraz sorgularsak ATX anakart. Hocam bir şey soracağım. Derse girmeye çalışan bir iki öğrenci olabilir mi acaba? Altta giremeyenler varmıştı galiba. Bakalım. Herhangi bir şey yok burada ama. Davet yok. Hocam bana yazdılar ki giremediklerinden dolayı da şifre yanlış hatalı diyormuş. Şifreyi de gönderdim hocam. Linki de paylaştım. Fakat giremiyor arkadaşlar. Yani başka ne olabilir? Şifre 1, 3, 4, 5, 6 değil mi? Evet hocam. Şifre hep aynı zaten, değişmiyor. Evet. Hocam otel onu hatırladım. O kadar zaten. Yani Neyse hocam sağ olun bunda bakmanız için. yapacak bir şey yok. Arkadaşların problemi çözmesi lazım. Haklısınız hocam. Şimdi şuraya bakalım. Bakın burada güzel bir görsel var. Şimdi ATX'i görüyor musunuz? Bakın ne kadar büyük. Hemen yanında mikro ATX'ler, mini ITX, nano ITX, pico ITX. Şimdi bu anakarta göre ne seçilmiş oluyor çocuklar? Evet, cevap Anakarta göre bekliyorum. işlemci. İşlemci seçiyoruz. Anakarta göre işlemciyi seçtik. Evet, peki. Anakart neyin içine koyulur? Kasan hocam. Bilgisayar Kasanın içine kasası. koyulur. İşte bu seçtiğiniz anakarta göre de kasa da seçmiş oluyorsunuz. Yani şöyle yapılmaz. İşte önce kasayı seçim, ona göre anakart alırım değil. Önce anakart seçiliyor. En başta anakart seçiliyor. Ondan sonra ona uygun kasa seçilir. Hatta bu sıralamayı şöyle yapalım. İşlemci daha önemli olduğu için önce işlemci seçilir. İşlemcinin destekleyeceği ya da o işlemciyi destekleyen bir anakart seçilir.
Daha sonra işte ona uygun RAM teknolojisi, işte ekran kartı vesaire diğerleri seçilir. Kasada bunlardan biridir. Yani bu ATX kasayı pardon, mikro ATX şey seçtiyseniz, anakart seçtiyseniz buna uygun bir kasa almanız gerekiyor. Dün bilgisayar toplama ile ilgili bir şeyden bahsetmiştim. Neydi o? Hocam bilgisayar toplama sitelerini göstermişiz bazılarında. Bilgisayar toplama dedik değil mi? Evet. Toplama bilgisayarı. Evet. İlk anakartı seçtik hatta. İşlemci mesela işte Pentium Gold iki çekirdekli, Pentium Gold olmasın şey olsun. Bakın Intel ve AMD varmış işlemcilerde. i3 fanlı. Şunu seçelim. Buna uygun. Bakın mikro ATX gördünüz mü? İşlem şeyin yanında anakartın yanında açıklamalarda var. MATX, mikro ATX anakart seçildi. Şimdi aşağıda bir yerde kasa da vardır. İşte benim buradan gelip evet, Mid Tower. Buna uygun bir tane de kasa seçmem lazım. Burada zaten listelendi. Eğer bu siteyi yapan kişi şunu düşünmemişse hata yapmıştır. Yani ben buradan mikro ATX seçtikten sonra kasa olarak bana mikro ATX'leri çıkartmalıdır. Eğer böyle bir planlama yapılmadıysa kullanıcı yanlış bir şey seçebilir, bilmeyen biri. Peki dönelim buraya. Anakart kullanım kılavuzuna gelelim sevgili gençler. Anakartların üzerindeki bileşenleri anakartta kullanılan BIOS'un özelliklerini anlatan ve bilgi veren kitapçıklara anakart kullanım kılavuzu denir. Kullanım kılavuzları anakart satın alındığında yanında verilir. Anakartın nasıl kullanacağını, nasıl montajını yapılacağını anlatan bir kitapçıktır bu. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Şöyle mainboard ya da Türkçe arayalım. Anakart kullanım kılavuzu. Bir tane de anakart bulduk. PQ5. PQ5'in kullanım kılavuzuna bakalım. Şöyle bir şey varmış. İngilizce, Türkçesi var mıdır bunun? German, Türkçesi yok gördüğüm kadarıyla. Çince, İngilizce, Almanca. İndirelim bakalım bunun içinde neler var anakart kullanım kılavuzunda. Şimdi burada şeyi arayalım. Montajla ilgili. Evet. Bak montajla ilgili şeyler geldi. İşte yerleştirilmesi. Anakartın montaj delikleri. İşlemciyi nasıl montajını yapacaksınız? Bunlardan bahsediyor. Gördünüz değil mi? Burada bakın buraya soket işlemci takılıyor. Bu tipte bir işlemci takılıyor. RAM blokları nerede yer alıyor? 64 bit takacaksınız diyor. İşte burada anakartın desteklediği RAM'ler ve markalar da burada yer alıyor. Şuraya bakalım. PCI slotlarına bakın. PCI Express 2.0 teknolojisini destekliyormuş. Bu rastgele bulduğumuz anakart. Şimdi modülümüze geri dönelim. Kullanım kılavuzu önemlidir diyelim. Kullanım kılavuzu olmadan montaj yapmak zorlaşabilir. Aradığınız birçok sorunun cevabını kullanım kılavuzunda buluruz diyelim. Önemli bir şeydir. Anakart seçerken neye dikkat edeceksiniz? Anakart seçerken çocuklar
Öncelikle desteklediği teknoloji tabii çok önemli. Desteklediği işlemci, desteklediği RAM ve tabii boyut önemli. Yani fiziksel ve performans olarak, teknoloji olarak kriterlerimiz olacak. Onlara göre seçeceğiz. Ne diyor? Öncelikle anakart kasanın içine sığmalıdır. Bu yüzden kasayı ve anakartı boyutları birbirine uyacak şekilde seçmelisiniz. Yani alakasız iki tane seçim yapamazsınız. Kasa ve anakartın boyutu fiziksel olarak uyumlu olmalıdır. Anakartın ne tür işlemcileri desteklediği önemlidir. İşlemci teknolojisi daha önemli olduğu için önce işlemci seçiyoruz. Daha sonra ona uygun bir anakart seçiyoruz. Sonra RAM desteğine bakacağız. Ne kadar RAM destekliyor? Yani kaç tane slotu var? Kaç tane yeri var? Fiziksel olarak ben buna kaç tane takabilirim? Burada şuna dikkat edeceksiniz. Zaten hepsinde en az iki tane vardır ama dört tane olursa daha güzel olur. Dört tane olursa ne demek oluyor? Ben dört ayrı fiziksel RAM takabilirim demek oluyor. Yani dört tane yan yana takabilirim. Bazılarında iki var. Mesela diyelim ki 16, 16 taktınız. Ne yaptı? Maksimum 32 GB. yaptı. 32. Ben 64 yapmak istersem RAM'lerimi çöpe atmak zorundayım. Yani zaten 16, 16 iki tane var. Etti 32. 64'e çıkartmak istersen nasıl yapacağım ben bunu? Diğer ikisinde iki slota da 16 GB'lık RAM takmamız lazım. İşte iki tane slotum var benim. İkisi de dolu. 16, 16, 32 ama ben 64'e çıkmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Anakartı değiştirmemiz lazım olmaz mı hocam? Anakartı değiştireceksin ya da daha ucuz bir çözüm. 32'lik RAM'lerini çıkartacaksın. Yani 16, 16 Daha. olan iki taneyi çıkartacaksın. Yeni iki tane 32 32 alacaksın. İki tane. Bir tane 32 birinci slota, bir tane 32 ikinci slota alacaksın. Ancak öyle olur. Hocam ikinci seçenek daha pahalı değil mi peki? İşte şey daha anakart daha pahalıdır. Anakartı değiştirmek daha şey olacaktır. Ama eğer şöyle olsaydı, üçüncü bir senaryoyu yaratalım. Anakartında dört tane slot olsaydı, sen iki tanesi 16 taksaydın, rahatlıkla iki tane daha alırsın. 16, 16, 32 daha takarsın. 32 de üzerinde vardı. 64'e çıktın. Şimdi RAM slotunu ne kadar önemli olduğunu anladınız değil mi? Evet hocam. Yani işte iki tane genelde koyuluyor ama dört tane olursa güzel olur. Yükseltebilirsiniz rahatlıkla. Ekran kartı seçerken, pardon, anakart seçerken ekran kartı da önemlidir. Günümüzde birçok anakartın üzerinde zaten şey var çocuklar. Ekran kartı var yani. Onboard ekran kartı var. Ama oyun oynayanlar ya da grafik işlemi yapanlar için bu ekran kartı yetmiyor genelde. Diyorlar ki bu ekran kartı bana yetmez. Ben harici bir ekran kartı alıp takmak istiyorum. Yüksek kalitede görüntü üreten bir harici ekran kartı almak istiyorum. Ona da şöyle bakalım. 10 onboard ekran kartı diyelim. Görsenlerde bakalım. Bakın bu işlemcide, pardon. Bu anakartta onboard ekran kartı var. Görebiliyor musunuz? Evet Şurada. hocam. Bakın sizin bilgisayarlarda da böyledir muhtemelen. Bu anakartın üzerinde üretirken bir de ekran kartı koymuşlar. Nasıl ki klavyesi var, mouse'u var, işte Ethernet kartı var. Ses girişleri. Bunlar artık bilgisayarın olmazsa olmazları olduğu için harici değil. Buraya yerleştirmişler zaten. Bakın burada da var. Ekran kartı. Birçoğunda görebiliyorsunuz. Bakın bunda da ekran kartı var. İşte bakın şu ekran kartı çıkışı. Bu VGA çıkışıdır. Bunun dışında işte farklı formatlarda var. DVI çıkışı var. Evet. Şimdi burada bunun dışında bir de şöyle bir ekran kartı alabilirsiniz. Bakın bu da bir ekran kartı, harici değildir. Bu ekran kartını alacaksınız ve anakartın üzerindeki slota şuraya işte şurada PCI-X slotu olacak. Bu eski bir anakart.
şu slotlardan bir tanesi uygun olanına PCIe olanlara yerleştireceksiniz. Harici değil, pardon dahil değil yani onboard değil, harici istiyorsanız. Ayrıca ekran kartı satın almanız gerekiyor. Şimdi peki kullanıcılar neden onboard ekran kartı tercih ediyor? Cevaplayın bakalım bu soruyu. Hocam grafik kalitesinden olabilir mi? Yani hızlı grafik kalitesi. Yok, onboard'u niye tercih ediyorlar? Ucuz değil Ha. mi? Aynen. Evet, yani anakartın içinde var zaten. Bir daha tutup da satın almana gerek yok. Ucuz bir çözüm olduğu için. Bir de sıradan ofis işlemlerini yapıyorsanız zaten böyle yüksek bir performans ihtiyacınız yoksa çocuklar şey de yapmanıza gerek yok. Ekran kartı için ekstra para ödemenize gerek yok. Mesela şu benim yaptığım işlemde ve sizin yaptığınız işlemde ekran kartı çok önemli değil. Nedir? Ne yapıyoruz biz burada? Canlı ders yapıyoruz. Yani standart bir işlem, internete bağlanıyoruz. Video izliyoruz. Ama oyun oynayanlar var mı aranızda mesela diyeceğim. Evet hocam, ben var. Soruyu Çok şu kişi vardır zaten. anlamda. Oyun oynamayan var mı deseydik daha farklı olacaktı. Herkes oyun oynuyor galiba. Hayır hocam. Uğurtan oynamıyor musun sen? Hocam ben oynuyorum. Benim oyunda oynamadığım oyun kalmadı yani, öyle diyeyim. Ekran kartı tabii ki önemli benim için. Peki Yaroslav sen oynuyor musun? Yok hocam. Kadir? Yok hocam. Kadir sen oyun Tek oynamıyorsun. oynayan benmişim. Mert? Oynamıyorum hocam. Mertcan uyuyor musun yavrum? Yok hocam, uyumuyorum. Uyumuyorsun. Toprak? Hocam ben de oynuyorum. Oynuyorsun. Peki. Kızlar ne yapıyor? Binnur? Hocam oynamıyorum ben. Oynamıyorsun. Lin sen ne yapıyorsun? Oynamıyorum hocam. Oynamıyorsun. Rümeysa? Buradayım hocam. Buradasın sen de. Peki. Hepiniz dinliyorsunuz. Güzel. Yaren? Hocam. Hocam ben de oynamıyorum. Sen de oynamıyorsun. Peki. Çocuklar oyun oynamak kötü bir şey değil. Öyle bir kart almanıza gerek yok. Kötü olan bir şeyi çok fazla yapmanız. Yani sizin bütün zamanınızı oraya aktarmanız. İşte bu oyun oynamak da olabilir, televizyon izlemek de olabilir. Fark etmez. Ne yaptığınızdan ziyade ne kadar yaptınız, ne zaman yaptınız bunlar önemli. Oyun da bir sektör olmuş artık durumda. E-sporcular var değil mi artık? Evet hocam. Evet. Evet. Bu işin eri olmuşlar artık. Her şeyi biliyorlar. Bu da kabul gördü artık. Peki şimdi saat 9 oldu. Dersimiz bitti. Bir sonraki derste şunları bir çözelim. Şu soruları çözelim. Daha sonra anakart bitmiş oluyor ve işlemcilere geçiş yapacağız. Bir sonraki derste ben sizden şunları da isteyeceğim. Şurada EBA'ya girdiğimizde nerede EBA? EBA'ya girdiğimizde derslerde bakın burada neredeydi o? İç donanım birimleri dedik. Ders anlatımları. Şu videoları izlemenizi isteyeceğim sizden. Bunları ben size anlattım zaten. Burada daha detaylı var. Daha sonra sizden bunları izlemenizi isteyeceğim. Peki bir 10 dakika ara verelim. Sonra görüşürüz. Tamamdır hocam.